Merhaba. Ey mehteran. Merhaba. Mehterbaşı. Mehmet'e selam. Der paslı. Tarihi çevir. Mal sesi. Kısmak sesi bulmak. Gelmiş babanın kalbini. Mızrak tutmak. Hadi. Hadi. Ya Allah. Sayın Kaymakamımızı 2 yıldır tanıyoruz. Biga'ya çok emeği geçti. Biz Sayın Kaymakamımızı ve değerli ailesini tanımaktan şeref duyduk. Kısa bir zaman oldu ama kendisiyle en azından tanışma fırsatımız oldu. Ve yakın bir yere gideceği için de mutluyuz. Kendisine Biga'ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hiç abartmadan söylüyorum, tarımla bu kadar ilgili başka bir kaymakam tanımadım. Biga tarımayı yaptıklarından dolayı kendisine bir teşekkürüz. Yeni görevinde de kendilerine başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun, güle güle. Esnaf teşkilatına çok emeği geçti. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi Ayvalık ilçemize gidiyor. Tabii ki görev. Memleketin her tarafı görev. İnşallah Biga'mızın bağrına bastığı kaymakamızı orada da bağrına basarlar. Orada da güzel bir görev yapmasını temenni ediyorum. İnşallah bir temennim daha var. Görev yaptığı ilçesinde iline vali olarak gelmesini istiyorum. Ben sözlerimi ufak bir şiir yazmıştım kaymakamımızla. Onu okumak istiyorum. Sayın kaymakamım, koyamazdık kimseyi senin yerine. Doyamazdık bir tek senin hoşgörüne, sevgine. Yüreğimizi verdik bak ellerine. Ölünceye kadar hep seninleyiz. Bir dilek tut yüreğinde. Barış olsun, sevgi olsun. Hissedersen en derinden Biga olarak iyi bitir seni sevdiğimizden, özlediğimizden. Bir dilek tut yüreğinden, özlem bitsin, vuslat olsun. İyiliği geçir içinden, dirlik olsun, birlik olsun. Değerli arkadaşlarım, inşallah kaymakamımızı orada ziyaretle hiç bırakmayacağız. Bu hüzünü, bu burukluğu mutluluğa, sevince çevirerek göstermek istiyoruz. Zaten o yüzden hepimiz burada toplandık. Memleketin her yerinde görev yapılacak. Evet, bunu zaten Gökhan Bey, Sayın Kaymakamımız geldiği ilk gün bize söylemişti. Sayın Kaymakamım, Biga sizi çok sevdi. Biga'ya çok emek verdiniz. İnşallah bizler de size bir şeyler vermişiktir.
ve gittiğiniz yerde çok daha güzel hizmetler yapmanızı temenni ediyorum. Ayvalık'ta da bir kapımız oldu. Bugün yine görüştük kendisiyle. Biga sizi sevdi dediğim gibi. Bizler de sizi sevdik. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı görevler ve tabii bu işin sonunda da sizi vali olarak görmek istiyoruz ayrıca. Teşekkür ederim. Ayrılmak biraz üzünlü oluyor ama bazı gerçeklerden de kaçılmıyor. Bayrağımızın dalgalandığı her yer memleketimiz. Bu görevler sizi bekliyor. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Sabri abimizin dediği gibi bizim de Ayvalık'ta bir kapımız açıldı. Aynı zamanda benim de bayim var orada. Geliyorum oralara. Sizi bu konuda biraz rahatsız edeceğim herhalde. Bir şeyinizi kahvenin içime geleceğim. Başarılar diliyorum. İnşallah diğer arkadaşlarım dediği gibi sizi Çanakkale'mizde vali olarak görmek istiyorum. Hayırlı olsun görevimizde. Tabii biz bugün varız, yarın yokuz. Bizler için de geçerli. Bütün muhtarlarım için de geçerli. Belediye başkanlarımız için de, bizim oda başkanlarımız hepimiz için geçerli. Bugün buralarda olabiliriz, yarın başka yerlerde olabiliriz. Yollardayız, koşturuyoruz, niçin koşturuyoruz? Bigamıza daha iyi nasıl hizmet ederim diye. Bigamızı nasıl kalkındırırız? Bigamıza neler sağlarız? Tabii ben Sayın Kaymakamıma, değerli eşine, bir de güzel kızıma yolunuz huzur olsun diye. İnşallah Cenab-ı Allah'ın ne muradınız varsa daha da fazla versin. Gökhan Bey'le, Sayın Kaymakamımızla 2 yıl çalışmak Biga'ya çok şeyler kattı. Bize de, benim şahsıma da çok ciddi katkıları olduğunu eminim. Çünkü mevzuat anlamında sıkıştığımız noktalarda, Biga'ya hizmet anlamında sıkıştığımız noktalarda Kaymakam Bey her zaman Bigalıların yanında oldu. Bu 2 yıllık zaman içerisinde Biga'da uzun yıllar devam edecek olan ve Biga'yı ileriye taşıyacak, Biga'nın o kalkınmışlık modunu yükseltecek çalışmaların, yatırımların da temellerini attı. İnşallah burada biraz daha devam etseydi ki bunların sonuçlarını da görebilseydik hep beraber. Ben kendisini Biga'dan ayrılmış olmasından dolayı çok ciddi üzülenlerin başında geliyorum. Keşke biraz daha sizinle beraber çalışabilseydik ve bu köylere keza çok ciddi katkıları oldu. Yani birçok köyümüzün muhtarlarımız burada, köy yolları problemleri de halledildi. Yani inşallah Biga sizleri unutmayacak. Biga'da o kısa zamanda, 2 yılda çok ciddi anlamda izler bıraktınız. Bizler sizi hiçbir zaman unutmayacağız. Sayın Kaymakamımız gittiği her yerde bu çalışmaları da yapacaktır. Zaten bayrağın dalgalandığı her yer bizim için vatandır. Biz nerede olursa görev yapmaya hazırız. Kendileri de bu bilinçteler zaten. Yani biz Kaymakam Bey'i kaybettik ama işte Ayvalık kazanacak. Biz de bundan sonra gidip gelerek görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Size Nihal Hanım'a ve güzel kızımız Begüm'e bir ömür boyu başarılar dilerim. Siz zaten bu başarıyı çok rahatlıkla yakalayacağınızı da eminim. Memleketin çok çeşitli yerlerinde görev yapmak üzere yetiştirilen, onun için hazırlanan meslek mensuplarındanız. Maalesef görev yerlerimiz ve sürelerimiz zamana tabi, belli sürelerle. Ülkemizin çok çeşitli yerlerinde görev yapıyoruz. Allah nasip etti, 2 yıl önce Çanakkale'mizin bu güzel topraklarında, bu güzel yerleşiminde vazife yapma şansını verdim. Daha önceki görev yaptığım yerde de söylemiştim. Orası da hepimizin, her birimizin mensubu olmaktan büyük onur duyduğu bu cumhuriyetin, bu ülkenin varoluşuna giden yolda çok büyük emekler vermiş, hayatını, sizin bizim hayatımıza değişmiş, kahramanların olduğu bu topraklarda onların evlatlarına, torunlarına hizmet etmek benim için bir onurdu. 2 senede olsa onu burada tattım. Bu yiğit çocukların evlatlarına 2 yılda olsa hizmet etmek benim için bir onurdu. Her birinize teşekkür ederim. Evet, görev sürem boyunca arkadaşlarımızla beraber, ki yapılanların ben tamamının bir ekip işi olduğunu inananlardan biriyim. Çok fazla bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sağ olsun benden önce çıkan arkadaşlarımızın her biri çok güzel sözler söylediler, sağ olsunlar. İşte kamuya hizmet eden insanların belki duyabileceği, meslek hayatı boyunca hani arzu ettiği
duymaktan şeref duyduğu o ifadelerle buluşmak insana keyif veriyor. O insanın çalışma azmini artırıyor. Bizler bunu ekibimizle yaptık, sizlerle beraber yaptık. Ben hani söz yerine gelmişken, bu güzellikte varsa ortada bir güzel iş, onun da emeği olanları paylaşmak isterim. Ben burada 3 valimle çalıştım. 3 valim de sağ olsun ilçemize ve şahsımıza dönük çok ciddi destekleri, katkıları oldu. Ne zaman gittiysek bizlere hiçbir zaman desteklerini, yardımlarını esirgemediler. Hep biz onunla o güzellikle buluştururlar. Ben sayın valilerime, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber yöre milletvekillerimiz, ilçemize ve bizim bu ilçeye dönük olan her türlü talebimize olumlu cevap verdiler. Hiçbir zaman bizi geri çevirmediler. Onların da emekleri, destekleri, katkıları çok büyük. Yine il müdürlerimiz, ileriki anımızın, ilçemizdeki amirlerimizin, memurlarımızın, ilgilen meclis üyesi arkadaşlarımın, siyasi partilerimizin temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerimizin ve muhtar kardeşlerimizin, bununla beraber basınımızın bizlere yapmış olduğumuz bu çalışmalarda her daim büyük destekleri oldu. Bunu yakinen gören, buna şahitlik edenlerden biriyim. Bu başarı, eğer bir başarı varsa, bir çalışmada bir güzellik varsa, o tüm Biga'nındır, saymış olduklarımındır. Ben onlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Asıl güzellik onların eseri. Ben sadece nezaret etmiş olabilirim. O çalışmaların içerisinde bulunmuş olabilirim ama dediğim gibi işin esası sizlersiniz. Sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduğumuz o olumlu, o güzel ortamın bir eseri olarak ortaya çıktı. Dediğim gibi ben bir kez daha bu güzelliğe cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum. İdareciliğim de öyleydi. İdareciliğimde ben prensipler ve kural üstünden çalışmayı gerektiğini anlardan biriyim. Bir kurumun, organizasyonların ki devlet yapısı içerisinde taşra teşkilatının, ilçenin ben kuralları olduğunu inanırım. Ve o kurallar ve prensiplerle dairelerimizi, ilçemizi yönetmeye çalıştık. Buna karşılık veren tüm arkadaşlarıma, daire amirlerimize, memurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı arkadaşlarım bizim çalışmalarımızın büyük bir paydaşıydı. Çok ciddi manada destek oldular. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Yine sivil toplum örgütlerimiz bir inanmış birliktelik ve beraberlik içerisinde enerjiyi belli bir merkeze yoğunlaştırabilmiş insanlardı. İnandıkları amaç çerçevesinde çok güzel hareket edebildiler. Ettik hep beraberce. Ben çalışma şeflerinin, azimlerinin hiç bozulmadan bu çerçevede devam etmesini isterim. Muhtar arkadaşlarımızla beraber 108 köyümüz vardı. İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber, muhtar arkadaşlarımızla beraber köylerde bir takım işlerin üstesinden gelmeye çalıştık. İşte yol problemlerinden tutun su problemlerine kadar. Onları halletme adına gerçekten büyük bir çaba sarf ettik. Onların da emeği çok büyük. Yani o tahsil edilmesi gerekenlerin tahsil edilmesi, borçlarımızın kapatılması ve bunlarla beraber belli hizmetlerin yapılabilmesi çok güçtü, çok zordu. Ama arkadaşlarımızın desteğiyle biz bunu hep beraberce hallettik. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Yine hayırseverlerimizin içe dönük olarak yapmış oldukları katkılar kesinlikle yadsınamaz. Az önce ifade edildiği gibi eğitim alanındaki birçok eksikliğimizi arkadaşlarımızla, o kurum ve kuruluşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Ben yetkililerine, buradaki temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Netice itibariyle artık aranızdan ayrılıyorum. Şimdi ilimizin bu güzel ilçesinden bayramdan sonra aranızdan ayrılacağım. Sizlerden ayrılmadan önce belki son bir isteğim olur. Onu da eğer müsaade ederseniz sizinle paylaşmak isterim. Ben görev yaptığım her yerde bunu ifade ettim. Burada belki bunu ifade etmek zorunda olmam diye düşünmüştüm. Çünkü Biga ilk geldiğimde hani görev yaptığım yerlere göre eğitsel anlamda, hani sosyal ve kültürel anlamda daha gelişmiş bir yer diye düşündüm ki öyle. Birlik ve beraberlik noktasında kendi aralarında ayrışmalara yer açmazlar diye düşünmüştüm. Ama ülkenin genel manzarasından çok farklı olmadığını gördüm. Sizlerden son isteğim olabilir. Siz birseniz, beraberseniz güzelsiniz. O yüzden birlikteliğinizi ve beraberliğinizi muhafaza etmenizi arzu ederim. Şu veya bu nedenden dolayı kendi aranızda farklılıklar, ayrışma noktaları yaratmamanızı arzu ederim. Bu ülkeye hizmet etmiş birisi olarak şayet bir burada bir hakkım varsa onun karşılığını da bunu isterim. İyi insanlarsınız.
iyi insanlarsınız, güzel insanlarsınız. Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz bence. Ben görev yaptığım süre boyunca ilçenin her kesimiyle beraber olmaya çalıştım. Yani kaymakam olarak devlet adamı gibi olmaya çalıştım. Kapım siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun herkese açıktı. İnancı ne olursa olsun herkese açıktı. Ben o tür işlerle hiç ilgilenmedim. Sadece işi olup kaymakamlık makamına gelenin ihtiyacı hukuki miydi değil miydi sadece onunla ilgilendim. Hukuki olduktan sonra hiç kimseye geri çevirmedim. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştım. Bence herkes ilişkilerinde de öyle olmalı. Yani cemiyetlerimiz oldu, bir araya geldik. Cenazelerimiz oldu, o dala beraber yapıştık. Ve insanların, ben orada hep şunu gördüm, karşı karşıya geldiklerinde utanacakları bir şey yapmamış olmalarını ve söylememiş olmalarının ne kadar anlamlı olduğunu gördüm. Ki önemli olan da oydu, karşı karşıya geldiğinizde başınızı önünüze eğecek bir şey yapmamanız ve söylememiş olmanız kadar keyifli bir şey olmasa gerek. Ben hep onu düşündüm, hep öyle davrandım. Ve arkadaşlarımızın da ben ilişkilerinde bunu esas almaları gerektiğini düşünenlerden biriyim. Dediğim gibi bizim resmimiz büyük bir resim. O resimde her renk var. Herkes birbirine bence saygılı olmalı. Hoşgörüyle davranmalı. İnanın o zaman bu memlekette, bu ülkede çok daha güzel olur. Çok daha keyifli olursunuz. Yani sizlerden benim son isteğim de eğer gerçekleştirebilirseniz budur. Beni mutlu edersiniz. Ben... Sözlerimi bitirmeden iki yıl boyunca burada bana, eşime ve kızıma göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Büyük bir özen içerisinde çarşıya pazara çıktığımızda ilçemizin, toplumumuzun her kesiminden büyük bir ilgi gördük. Bundan sonraki görev yerim olan Ayvalık'ta bir kardeşiniz var. Onu bilmenizi arzu ederim. Kapım da gönlüm de her zaman açıktır. Ben ayrılmıyorum. Hiçbir zaman dostlarımdan ayrılmadım ben. Evet. Hem dostlarımla arama mesafe koymadım. Kapım da gönlüm de sizlere açıktır. Kurban Bayramı'nın birinci günü resmi bayramlaşmayı yaptıktan sonraki günlerde, üçüncü gündü herhalde. Eşim burada. Muhtemelen öyle. Üçüncü bayram aranızdan ayrılacağım. Bana hakkınızı helal edin. Sizlerden son isteğim, talebim de odur. Benim de sizlere, sizler gibi kalbiyle dili arasına mesafe koymamış, samimi memleket çocuklarının tamamına hakkım helal hoş olsun. Bir kez daha bu geceyi hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta muhtar kardeşim olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin tamamına ve bugün burada katılarak bizleri onurlandıran sizlere şahsım, eşim ve kızım adına şükranlarımı ifade ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz.